Salgınlar, savaşlar ile birlikte insanlığın yaşadığı en zorlu dönemlerdir. Tarih boyunca insanlığı etkileyen birçok salgın ortaya çıktı. Fakat bunlardan bazıları bölgesel düzeyde kalırken, bazıları ise kıtaları ve hatta bütün dünyayı bile etkisi altına alabildi. Bunların arasında bütün dünyayı etkisi altına alan en büyük salgın ise İspanyol gribiydi. Artık birçoğumuz İspanyol gribinden haberdarız. Fakat bu salgının ne olduğunu, nasıl bir süreç izlediğini, hangi bölgelerde etkili olduğunu hala çoğu kişi bilmiyor. Hatta İspanyol gribinin nasıl sönümlenip sona erdiği neredeyse kimseler tarafından bilinmiyor. İsterseniz önce kısa bir şekilde İspanyol gribi nasıl ortaya çıktı, nasıl yayıldı, dünyayı nasıl etkiledi ve sonuçları ne oldu, bunlara bir göz atalım. İspanyol gribi 2009 yılında baş gösteren domuz gribine de sebep olan H1N1 virüsünün ölümcül alt türlerinden birisinin sebep olduğu bir grip salgını. Türkçe'de İspanyol nezlesi diye de bilinir. Örneğin Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nın küçük bir bölümünde İspanyol nezlesinden de bahseder. Biz ki İstanbul şehriyiz, seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti, tifüs ve İspanyol nezlesi. Bir de iddiatçılar. Bir de uzun konçlu Alman çizmesi. 1914'ten 1918'e kadar yedi bitirdi bizi. Kaynağı kesin olmasa da İspanyol gribi salgınının ilk olarak 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında Amerika'da ortaya çıktığı kabul edilir. Kayıtlı ilk vaka da 4 Mart 1918'de Amerika'nın Kansas eyaletinde görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla birlikte Amerikan askerleri tarafından Avrupa'ya, savaş meydanlarına, cephelere taşındı ve neredeyse tüm devletlerin askerleri hastalanmaya başladı. Avrupa ülkelerinin o yıllarda bütün dünya çapında sömürgeleri olduğu ve savaşta da sömürgelerinden getirdiği askerleri sıklıkla kullandığı için savaşın sona ermesiyle birlikte evlerine dönen askerler üzerinden bütün dünyaya yayıldı. Sivil halka da virüs bulaşmaya başladı. Bundan sonra işler karıştı. Toplam 3 dalga sürdü ve 2 yıl boyunca etkili oldu. Özellikle ikinci dalga çok fazla insanın ölümüne sebep oldu. Üçüncü ve son dalgada ölümlerin ve hastalığın etkisinin azaldığı görüldü. Aslında 1920'de dördüncü ve son bir dalga daha görüldü. Fakat bu son dalga Amerika'nın çok sınırlı bölgelerini etkilediği ve neredeyse hiç yıkıcı olmadığı için genelde değerlendirmeye alınmaz. 1918 yılında dünya nüfusu 1,5 milyar civarındaydı. İspanyol gribi neredeyse 500 milyon kişiye bulaştı. Yani dünyadaki her 3 kişiden birisi gribe yakalandı dersek hiç de yanlış olmaz. Hastalıktan kaynaklı ölümler ise oldukça yüksek seviyelerdeydi. Yine kesin olmamakla birlikte 20 ile 100 milyon arasında bir insan topluluğunun hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Dönemin bilgi ve iletişim sıkıntılarından ötürü gerçek rakamlar bilinmese de konunun uzmanları tarafından ortalama 50 milyon insanın hayatını kaybettiği kabul edildi. Oysa 1. Dünya Savaşı'nda asker ve sivil toplam 20 milyon kişi hayatını kaybetmişti. İspanyol gribindeki en düşük tahminlerin bile 1. Dünya Savaşı ile aynı boyutta olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Ayrıca İspanyol gribi, 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren gelişmelerden biri olarak da kabul edilir. Cephelerdeki askerlerin enerjisini ciddi şekilde düşürdü ve zaten savaşmaktan bitap düşmüş askerlerin kalan son gücünü de virüs aldı diyebiliriz. Tabii ki savaşı bitiren tek sebep virüs değildi. Hastalık, öksürük, ateş, burun akıntısı, bulantı ve ishal gibi normal gribe benzer belirtilerle başlıyor, çoğu insan da grip geçirir gibi hastalığı atlatıyordu. Bazıları çok ağır atlatıyor, bazı insanlarda ise akciğerlerinin dolması sonucu boğularak ölmelerine yol açıyordu. Ve bu sadece birkaç gün içinde oluyordu. Dünyanın tamamında etkili olan salgından en çok Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan etkilendi. ABD'nin dörtte biri hastalığa yakalanırken
1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Amerika'da İspanyol gribinden yakınlarını kaybeden ailelerin evlerinin kapısına beyaz çelenk asılırdı. O günleri yaşayanlardan birisi sokakta yürürken her 3 ya da 4 kapının birinde beyaz çelenk vardı. Gerçekten çok zor günlerdi diye yaşadıklarını anlattı. En çok ölüm ise Hindistan'da görüldü. Hindistan nüfusunun %5'ini, tam 17 milyon kişiyi kaybetti. Hindistan'daki durumun bu kadar vahim olmasının en önemli sebebi ülkedeki hijyen koşullarının aşırı şekilde zayıf olmasıydı. Grip Avrupa'da da etkili oldu. İngiltere'de 250 bin, Fransa'da yaklaşık 400 bin can aldı. Osmanlı Devleti de salgından etkilenen ülkeler arasındaydı. Özellikle başkent İstanbul hastalıktan kırılıyordu. Savaştan dönen askerlerin etkisiyle hastalık Anadolu'ya da yayıldı. Dönemin savaş sonrası koşulları yüzünden Osmanlı'da kaç kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiğini bilemiyoruz. Fakat resmi kayıtlara göre sadece İstanbul'da 6.403 kişi yaşamını yitirdi. Gerçek sayının ise 20.000'den fazla olduğu düşünülüyor. Salgının bu kadar hızlı yayılmasında ve etkili olmasında dünya ülkelerinin savaşta olmasının payı da büyüktü. Savaştaki ülkeler hastalığa sansür uyguluyor, halkın ve askerlerin haberdar olmasını istemiyordu. Böylece kimse savaş dışında bir şeye dikkatini çeviremeyecekti. Ne var ki 1. Dünya Savaşı'nın bağımsız ülkelerinden İspanya salgını fark edip sansür uygulamadan bütün dünyaya haber vermeye başladı. Dünya halklarının İspanyol basını sayesinde haberdar olduğu hastalık bundan sonra İspanyol gribi olarak anılmaya başladı. Yani salgın sanıldığı gibi ilk olarak İspanya'da ortaya çıkmamıştı. Buna rağmen çoğu kimse salgının kaynağını İspanya zannetmekteydi. İhale İspanya'ya kaldı. Hatta edebiyatımızın önemli isimlerinden Refik Halit Karay bile bu yanılgıya düşmüş ve Sakın Aldanma, İnanma, Kanma kitabındaki İspanyol nezlesine dair bölümünde şu satırları kaleme almıştı. Ben daha yatakta inlerken evin halkı birer birer yatağa düştü. Beşikteki çocuktan mutfaktaki aşçıya kadar herkes hasta. Kim kime bakacak? Serildik kaldık. Bu harp senelerinde her millet ortaya bir marifetini koydu. İspanyollar da nezlelerini. Sanki cemiyeti beşeriyeye el birliğiyle fenalık etmek şart. Bir taraf kaldığına sevindiğimiz İspanya'nın da hiç olmazsa bu kadar zararını görmek. Ne de çabuk yürüdü geldi. Daha dün garip bir hastalık varmış diye okuduğumuz illet bugün kanımıza karıştı. Hastalığa karşı üretilmiş aşı veya ilaç yoktu. O yıllarda da sıklıkla toplumsal karantinaya ve sosyal izolasyon kurallarına başvuruluyordu. Okullar tatil ediliyor, insanların toplu halde bulunduğu tiyatrolar, sinemalar, ibadethaneler, atölyeler gibi mekanlar kapatılıyor, toplantılar yasaklanıyor, cenaze törenleri de çoğu yerde iptal ediliyordu. İspanyol gribinde de salgına karşı kişisel önlemler, Covid-19 salgın önlemlerinin aynısıydı. Maske, mesafe ve hijyen. Fakat o yıllarda tıbbi ekipmana ulaşmak bugünkü gibi kolay olmadığı için herkesin sürekli maske bulması çok da basit değildi. İnsanların bir kısmı kendilerini koruyabilmek için bugün bize ilginç ve belki tuhaf gelebilecek maskeler kullandılar. Tıbbi olmayan maskelerin çoğu salgını önlem almada etkili değillerdi. Ayrıca dünyanın birçok bölgesinde hijyen koşulları da bugünkünden çok daha gerideydi. Basit bir sabun bile çok yerde bulunmuyordu. Salgının başladığı savaş yıllarında cephedeki askerlerin bunlara dikkat etmesi ise tamamen imkansızdı. Bu koşulların tümü de salgının büyüklüğünün ve şiddetinin artmasına sebep oldu. İspanyol gribi dönemin tanınmış liderlerini, edebiyatçılarını, bilim insanlarını da etkilemişti. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bu hastalığı atlatanlar arasındaydı. Atatürk hastalığa iki kez yakalandı. İlk kez yakalandığında Avrupa'daydı ve istirahat ederek atlattı. İkincisinde ise Samsun'a gitme hazırlıkları yaparken İstanbul'da yakalandı. Cemal Kutay'ın Sohbetler isimli kitabında yer alan bilgilere göre Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas Gürer şöyle anlatır. Samsun'a hareket hazırlığındaydık.
Atatürk bir müddettir rahatsızdı. Oldukça ciddi olan ve o zaman pek korkulan İspanyol nezlesini Beşiktaş'ta Akaretler'deki evinde atlatmıştı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkışını birkaç gün erteledi ve çok şükür ki iyileşerek Samsun'a hareket etti. Cumhuriyet'in ilk nesil ressamlarından Fikret Mualla da Galatasaray Lisesi'nde okuduğu dönemde işgal altındaki İstanbul'da ikinci bir felaket olarak görülen İspanyol gribine annesiyle birlikte yakalandı ve annesini kaybetti. Hastalığı annesine bulaştırdığı için hayatı boyunca suçluluk duydu. Ünlü düşünür Max Weber de salgına yakalandı ve henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti. Avusturyalı dışa vurumcu ünlü ressam Egon Schiele de 1918'in Ekim ayında hastalığa yakalananlar arasındaydı. Aile adını taşıyan ve tamamlayamadığı son resminde eşi Edith ve doğmamış çocuğunu betimlemişti. Yazdığı son mektubunda eşinin durumunu annesine şöyle anlatıyordu. Edith 8 gün önce İspanyol gribine yakalandı ve pnömoni oldu. Hastalık çok ciddi ve ölüm riski var. Kendimi en kötüsüne hazırlıyorum. Eşi Edith karnındaki bebeğe 6 aylık hamileyken öldü. 3 gün sonra ise Egon Schiele 28 yaşında hayatını kaybetti. Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Mahatma Gandhi de İspanyol gribine yakalandığında 48 yaşındaydı. Sadece sıvı diyeti yaparak ve çok zor bir biçimde hastalığı atlatmayı başardı. Gandhi bu dönemde arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Young India yani Genç Hindistan dergisinde de salgını iyi yönetemeyen İngiliz sömürge yönetimine yoğun eleştiriler yöneltti. Grip Hindistan'daki sömürge yönetimin hakimiyetini zorlaştırdı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 kurucusundan biri olan Şevki Paşazade Ayetullah Bey de 1919 yılının Eylül ayında salgına yakalandı ve 31 yaşında hayatını kaybetti. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, dönemin İstanbul Şehreminisi Cemil Topuzlu, yazar Refik Halit Karay, Norveçli ressam Edvard Munch, İspanya'nın son kralı 13. Alfonso, Türkiye'de ve dünyada hastalığa yakalananlar arasındaydı. İspanyol gribi yıkıcı etkilerinin yanında dünya toplumları için az da olsa önemli kazanımlar sağlanmasına yol açmıştır. Gelin bunlara da bir göz atalım. Salgına yakalananların birçoğu iyileşse de hastalıktan en çok çocuklar, genç ve yetişkin erkek bireyler etkileniyordu. Bu nedenle salgın birçok genç insanın ölümüne sebep oldu. Hem savaş hem de İspanyol gribi sebebiyle dünyada iş gücü olarak çalışacak erkek sayısında ciddi bir azalma görüldü. Bunun üzerine en başta sanayi sektörü gibi daha çok erkeklerin çalıştığı yerlerde artık kadınlar da çalışmaya başladılar. Fabrikalarda kadın sayısı hızla artmaya başladı. Kadınların çalışma hayatında yoğunlaşması, iyiden iyiye görünür olması ve kısmen de olsa ekonomik güçlerine kavuşmasıyla beraber o güne kadar birçok ülkede seçme ve seçilme hakkı bulunmayan kadınların geç kalmış bu haklarını almalarının da bir anlamda önü açılmış oldu. Yine bu dönemde yaşanan iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikal hareketler güç kazandı. İşçi ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandı. Bir diğer önemli kazanım ise halk sağlığı alanı ile ilgiliydi. 20. yüzyıl başlarında sağlık hizmetleri birçok ülkede kamusal değildi ve hastalığa yakalanan insanların ciddi bir kısmı parasızlıktan hastanelere başvuramıyordu. Hatta doğal sebeplerle öldüğü zannedilen bazı insanların mezarları yıllar sonra açılıp otopsi örnekleri alındığında H1N1 virüsü tespit edildi. Yani İspanyol gribi sebebiyle hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Ayrıca hekim sayısı yeterli değildi. Zaten eldeki hekimlerin çoğu da zenginlerin gidebildiği özel sağlık merkezlerinde çalışıyor, yüksek ücretli muayene ve tedavi uyguluyorlardı. Salgından sonra bütün dünyada halk sağlığı kavramı gelişmeye başladı. Kamusal sağlık hizmetleri veren merkezler kuruldu. Sovyetler Birliği'nin 1920 yılında Rusya'da açtığı ücretsiz sağlık merkezlerini hızla diğer devletler takip ettiler ve halkın tıbbi imkanlarına ulaşmasının önündeki engeller kalkmaya başladı. Salgın çoğu zararlarının yanı sıra olumlu etkiler de bırakmış oldu. Her olan bitenden yeterli dersler alınamamış olsa da İspanyol gribinde yaşananlar
ve gözlemlenen sonuçlar bundan sonra ortaya çıkan salgınlar için de insanlığa ibret oldu. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgını ortaya çıkıp hızla yayılmaya başladığında İspanyol gribinde yaşananlara bakarak pandemi ilan etti. Devletlere ve insanlara oldukça önemli tavsiyelerde bulundu. Dünyamızda bugünkü mobilitenin bir asır öncesine göre gelişmiş olduğu için koronavirüs salgınına başlangıç evresinde İspanyol gribinden alınan derslerle çok daha hızlı önlemler alınabildi. Peki bütün dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca insanın ölümüne neden olan İspanyol gribi ne oldu da ortadan kayboldu? Nasıl sona erdi? Birçok kişi aşı veya ilaç bulunduğunu düşünüyor. Fakat bu virüse karşı ne hastalığın önleyici bir aşı ne de hastalığa yakalandıktan sonra tedavisinin yapılabileceği bir ilaç bulunabilmişti. Hastalığın sona ermesinin arkasında bugünlerde sıkça duyduğumuz sihirli iki kelime yatıyordu. Kitlesel bağışıklık. Yaklaşık 18 ayın sonunda kitlesel bağışıklığın ortaya çıkmasının en önemli sebebi dünyadaki insanların ciddi bir kısmının hastalığa yakalanıp atlatarak virüse karşı birer birer kişisel bağışıklık kazanmalarıydı. Hatta öyle ki bazı kişiler hastalığa 2 veya 3 kez yakalanmışlardı. Ayrıca İspanyol gribi de COVID-19 virüsü gibi mutasyona uğruyordu. Böylelikle virüsün birkaç farklı formu ortaya çıktı ve zaman ilerledikçe de öldürücü alt türleri dünyadan yok olmaya, gücü zayıflamaya başladı. Bunun çok basit bir açıklaması vardı. Virüsün öldürücü alt türleri de aslında öldürdüğü kişiyle beraber mezara gidiyordu. Bunlar toplum bağışıklığını arttırdı. Bunun yanı sıra salgının sonuna kadar kendini korumayı başaran insanların varlığı da salgının yok olmasını sağlayan bir başka faktördü. Sonuç olarak dünyayı yiyip bitiren İspanyol gribi en başta kitlesel bağışıklık, sonra da virüsün gücünün zayıflaması ve maske, mesafe, hijyen önlemleri sayesinde tarihin tozlu raflarına karışıp gitmiş oldu. Yok olana kadar da birçok ülkeyi, aileyi ve insanı perişan etmişti. İspanyol gribinin öyküsü böyleydi. Bugünlerde ise sonunun nereye varacağını bilmediğimiz başka bir yıkıcı salgını, koronavirüsü ya da literatüre giren adıyla COVID-19'u yaşıyoruz. Peki COVID-19 nasıl bitecek? Sonuçları ne olacak? Siz ne dersiniz?